Çiftler arasındaki en büyük sorun iletişimsizlik. Sizin aranızdaki iletişim nasıl? Vallahi bizim aramızda pek sağlıklı bir iletişim yok. Yani önceleri vardı ama sonra bir anda nedense kayboldu. Nazlı Hanım, anladığım kadarıyla ilişkinizde keskin bir geçiş olmuş. Bunun nedeni nedir sizce? Bence bunun nedeni aslında dış faktörler. Biraz açabilir misiniz? Evet Nazlı, biraz açabilir misin? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmaya hazır değilim psikolojik olarak. İlişkilerde hepimizin yaptığı hatalar var. Bazı beklentiler içine gireriz. Sonra karşımızdakini bunu anlatmayız, ondan anlamasını bekleriz. Ben çiftlere her zaman karşılıklı konuşmalarını, dertleşmelerini öneririm. Tamam, karı koca olabilirsiniz ama ilk önce arkadaş olmalısınız. Ya iyi dinle bak buraları. Niye ben dinliyorum ya, sen dinle. Bak Nazlı, doktor hanım diyor ki eğer bir sorunun varsa önce git kocanla paylaş diyor. Öyle kendi kabuğuna çekilip kafanı kuma gömüp sorunlarından kurtulamazsın diyor. Tam olarak öyle değil mi? Hayır, bir dakika. Yani öyle diyorsanız bilmeniz gereken çok önemli şeyler var çünkü. Ben aslında anlatmak istiyorum. Anlatmaya meyilli bir insanım zaten. Adam anlayışsız, dinlemiyor. Dinlese de anlayış göstermiyor. Ben nasıl anlatacağım? Ha, ben anlayışlı değilim. Evet, anlayışlı değilsin. Ben daha nasıl anlayışlı olabilirim? Pardon, defalarca peşinden koştum, diller döktüm. Sen ne yaptın? Ferit Bey, lütfen. Bir dakika, lütfen. Araya girmeyelim lütfen, bir saniye. Alt tarafı bir tefeciden borç istedim diye bana yapmadığını bırakmadın Ferit. Tefeci mi? Evet, tefeci. Evet, tefeci. Alt tarafı bir tefeci. Ayrıca ödüyorum da borcu. Önemsiz tabii canım. Senin için her şey önemsiz zaten. Tefeci diyorsunuz Nazlı Hanım. Ya bunlar tehlikeli adamlar. Ya size bir şey yapsalardı? Aynı fikirdeyim. Aynı fikirde olabilirsin Ferit ama sonuca odaklanmalıyız bence. Sonuçta bana bir şey yapmadın. Ben alt tarafı borç aldım ve borcumu da tıkır tıkır ödüyorum. Ben öderim diyorum, kabul etmiyor. Ya ödesin Nazlı Hanım. Ya kapı gibi kocanız var. Gönül Hanımcığım, borç benim borcum. Niye kocam ödesin? Ben ödeyeceğim. Çok da gururluyuz. Öyleyiz efendim. Bir dakika, bir dakika. Öncelikle bir konuyu netliğe kavuşturalım. Bu tefeci ne kadar faiz alıyordu? %2-3 falan alıyor ya. Öyle çok atladı ve bir durum yok yani ortada. Alo, tamam. Tamam, hemen geliyorum. Beni santralden arıyorlar da. Hoşça kalın. Tebrik ediyorum Ferit Aslak. Kadını da delirttin. Yok, bence sen delirttin. Bunu da kavgasına verelim. Hemen şu an istiyorum ben. Kim delirtti diye. Hakikaten biz neyin kavgasını yapıyoruz zaten? Ben hiç anlamadım. Bence boş verelim. Anlamamıza gerek yok. Olması gerektiği gibi oluyor her şey. Ya bir şey söyleyeceğim. Beni sevmediğini söyleyebilir misin? Sessiz almayı unuttum galiba.